Selamlar herkese. Daha enerjik bir giriş yaptım. Uzun zamandır e, böyle keyifle bir açış yapmamıştım. Niye biliyor musunuz? Çünkü daha e, yeni alışveriş yaptım az önce. Ve alışveriş de biliyorsunuz online alışveriş bizim gibi zavallı insanlara. <laughs> yani kimseyi şey yapmayayım da. En azından bana böyle geçici bir hani şey derler ya shopping high. Böyle alışveriş yaptıktan sonra belli bir süre paket ulaşana kadar şey olursun böyle kafan güzel olur o sana böyle bir şey verir ya nasıl anlatacağım bunu ya hiçbir e, AKP'liği kızdır bana <laughs> osuruk bile desek artık böyle bir manyak çıkıp dava falan açıyor o yüzden pudra şekeri diyeceğim hani böyle e, pudra şekerini ilk çektiğinde inanılmaz hani öyle anlatırlar ya ben kullandım demiyorum bu arada öyle anlatırlar işte Hollywood filmlerinde falan filan hep bilirsiniz işte yani Breaking Bad izlemiş olanlar bile bilir yani işte ilk kullandığını o kafaya gelen o özgüven o inanılmaz acayip mü müthiş his falan filan işte online alışveriş yapınca da bu da bir bir tür bağımlılık olarak değerlendirildiği için çok fazla online alışveriş yapmak falan. Benim öyle bir şeyim yok da. Şu aralar çok bokunu çıkardım hissediyorum. Niye biliyor musunuz ama? Tamamen finansal durumlardan dolayı. Mesela e, Haziran Temmuz gibi şey olmuştu. Tekrar bir kur artışı falan olmuştu. Dolarda bir böyle bir sallantı olmuştu. Ben dedim ki yok yok abi ben en iyisi şu anda hani çok fazla bir birikimim yok ama en azından mikrofonlarımı falan hemen alayım diye düşündüm. Öyle de yaptım. Nitekim şimdi fiyatlara baktım. Benim şu anda kullandığım Blue Yeti mikrofonu. Bu arada Bunlar Amerika'da veya herhangi bir Avrupa ülkesinde falan dünyada düzgün yaşanan medeni işte alım gücünün yüksek olduğu ülkelerde falan benim bu kullandığım mikrofonlar çok acayip Aa, dünyanın en iyi mikrofonları falan değil ortalama yani atıyorum veriyorsun 300 birim paranı düşünün mesela Türkiye'de alım gücümüz yüksek olsaydı ben 300 lira verecektim ve Blue Yeti gibi işte Rode PodMic gibi falan mikrofonlarım olacaktı. Ya bunlara böyle muhteşem, o inanılmaz falan filan gibi böyle bakmamız isteniyor ki şu anki fiyatlarına bakıyorum. Sanki böyle çok bir acayip bir olayları varmış gibi. Oysa ki yok yani. Normal mikrofonlar yani hani asgari düzeyde düzgün kalitede bir yayın yapabilmek için, bir video çekebilmek için gereken şeyler bunlar aslında. Ama her şey o kadar gereksiz, o kadar saçma sapan aptalca bir şekilde pahalanıyor ki stok yapmak zorunda kalıyoruz. Ben de işte yazın mikrofonlarımı aldım. Şu an baktım fiyatlarına iki katına, 3 katına çıkmış mikrofonlar mesela. Ya o yüzden şu anda da mesela hissettim bir şeyleri. Yani birkaç ay sonra tekrardan bir şey olacak. En azından şimdiden almam gerekenleri alayım diye düşündüm ve ya bazı insanlar mesela bunu bile şey yapamıyorlar. Tamam öngörüyor. Ekonomi gerçekten kötüleşecek. En azından şunu yapmam gerekiyor, bunu yapmam gerekiyor diyor. Ama mesela şey oluyor. Atıyorum kredi kartında limit yok, kredi çekemiyor. İşte bir birikim yok falan filan. Neyse ya. Yine saçma sapan ekonomi. E güya çok enerjik başladım. Ne diyecektim biliyor musunuz? <laughs> Aslında söylemek istediğim şey şuydu. Şimdi dolar düşüyor ya. Böyle geri zekalı AKP'liler çıkıp. Dolar düşüyor. Ya işte reisimiz ya ne yaptı. Siz de üzülün şimdi. <laughs> dolar düşüyor. Dolar aldınız göt oldunuz falan filan gibi. Oysa ki geri zekalılar. Doların düşmesine ben mutlu olurum. Benim ülkem açısından güzel bir şey. Ama. Düşüşünü çok farklı saçma sapan yollardan yaptıkları için tekrardan bir ekonomik bunalım yaşamamız böyle an meselesi. Hani birkaç ay sonra birkaç yıl sonra falan çok böyle ağır sonuçları olabileceğini söylüyor bütün ekonomistler falan. E, o yüzden de önlem almak durumunda kalıyoruz. Ama şu anda mesela şu anki e, duruma bakıldığında her şey güllük gülistanlık güzel mutlu normal gözüküyor. Ben niye böyle bir şeye üzüleyim ki? Mutlu olurum ülkem adına yani. Ve şu anda insanların adına mutluyum. İnsanlar mesela bir şey almaya kalkmışlardı. 18'e çıktığı için dolar alamamışlardı falan. O yüzden şey olmuştu mesela. Her şeyin fiyatı bir anda artmıştı. Şimdi baktım tekrar her şeyin fiyatı düşüyor. İşte iPhone almak isteyenler, ne bileyim işte başka teknolojik aletler, zartlar, zurtlar almak isteyenler falan şey yapabiliyorlar tekrardan. Hani en azından a düştü şimdi alabiliriz falan diyebiliyorlar. Böyle bir şeyden neden mutsuz olayım? Mutluyum, keyifliyim. Çok daha enerjik başladım. Gerçi gündemde şu anda çok böyle hiç hoş olmayan sevimsiz konular var ama bugün bence gündem konuşmayalım. Çünkü geçen hafta da gündem konuştuk zaten ve e, ya böyle çok karamsarlık ya yani bize hiçbir katkı sağlamayacak. Elimizden hiçbir şey gelmeyen konularda sadece birbirimizle dertleşmemiz, sadece birbirimize Böyle venting yapmamız yani böyle sadece şikayet etmemiz aslında. Çok da bir yapıcı yanı olmadığı için sadece morallerimizi bozduğu için bugün böyle şeylerden bahsetmek istemiyorum. Öncelikle hepinizin Noel'ini kutluyorum. Özellikle eğer Hristiyan olanlarınız, kutlayanlarınız falan varsa Noel'inizi kutluyorum. Hristiyan olmayanlarınız, normal bir şekilde yılba sadece yılbaşını kutlayacak olanlarınız varsa şimdiden yılbaşınızı da kutluyorum. Çünkü bu yılın son podcasti. Aynen evet. Aslında e, zorlasam bir tane daha sıkıştırırım ama muhtemelen e, olmayacak çünkü haftaya yılbaşı için arkadaşlarım falan gelecek. Bilmiyorum belki de olur ya. Bilmiyorum. Her, her neyse e, ne olursa olsun sonuçta bir yıl geçti arkadaşlar. İlk podcast'imi yaptığım süreden itibaren tam olarak bir yıl geçmiş bulunmakta. Hemen Broadcast'in YouTube YouTube'una giriyorum. Eğer Spotify'dan oradan buradan dinleyenleriniz varsa diye e, orada bilmiyorum belki tarihler tam olarak gözükmüyordur. Burada ayına gününe kadar gözüküyor YouTube'da. Hemen size ilk podcast bölümünün tarihini söylüyorum. 18 Aralık. Ha! Geçen haftaymış. İnanmıyorum Çok duygusal oldum şu anda. Bu arada kaç tane podcast yapacağım arkadaşlar? 46 podcast. Ya işte şey diyelim onu biz hastalık, bilmem ne, shit happens falan diyelim. Bence çok da kötü değil yani. Bir bir yıl için bence bayağı e, istikrarlı bir şekilde ilerlemişim yani. Çünkü normalde kendime biliyorum üç tane bir şey yaparım, bırakırım yani. Ben bunu kendim için inanılmaz bir istikrar olarak görüyorum. Belki sizin için şey olabilir ama ben tabii ki benden daha düzgün, benden daha istikrarlı yapan bir sürü işte podcaster, youtuber, yayıncı, yayıncı falan vardır da işte ne bileyim ben bunu kendimce bir mutluluk vesilesi olarak şey yaptım aldım yani. Her neyse işte bir yılımız doldu. İyisiyle kötüsüyle le le. Güzel bir yıl geçirdik bence. 2021 çok da böyle şey bir yıl olmadı bu arada. Her şey sanki 2020'de de kötüydü de 2018'den bu yana böyle inanılmaz bir düşüş var gibi sanki. Hani böyle morallerde, ülkenin durumundan dolayı işte her gün karşılaştığımız saçma sapan şeylerden dolayı morallerde bir düşüş var. Ama ben 2022'nin güzel şeylere gebe olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte şimdi erken seçim muhabbetleri falan çok konuşuluyor ya. De işte aday belirlenecek. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum ben. Ya bilmiyorum boş yere mi ümit ediyorum onu da bilmiyorum. Gerçekten çok salaksın. Yani çok mu iyi olacağını düşünüyorsun her şeyin falan da diyebilirsiniz ama her zaman söylediğim gibi ümit Ümit Ümit. Ümit Fakır'ın ekmeği arkadaşlar. Sabahtan beri şunu söylemek için kıçımı yırtıyorum. O kısımları kestiğim için şey yapamayacaksınız ama sabahtan beri mikrofonun başında Ümit <laughs> böyle şeyler söylüyorum yani. Her neyse işte Ümit Fakır'ın ekmeği olduğu için biz de Fakırlar olarak bence ya bilmiyorum ben her şey çok güzel olacak diyorum ya. Hemen oraya bir şey sıkıştırdık. Ya bu arada şunu da söyleyeyim, böyle bir adamcı falan filan, ya böyle şeyleri sevmiyorum ben. Yani işte Ekrem olsun, Mansur olsun ya da başka birisi olsun. Böyle mesela bazı insanlar türedi şimdi, aa Ekrem, aa Mal. hiç laf ettirmiyorlar mesela. Bence öyle de olmamalı. Çünkü eleştirebilmeliyiz ve her şey çok daha güzel olmalı eleştirebildiğimiz için. Sonuçta o kişinin kötülüğü için değil, aslında ülkenin iyiliği için bu gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum bunun ben. Yani böyle her yaptıkları böyle bir osuruk bile atsa aman Allah'ım nasıl böyle osurur falan demek anlamında demiyorum bunu ama hani mesela işte bir şey yapar ve şöyle olmalıydı daha iyisini yapabilirdi aa hayırdır niye şöyle yaptı falan gibi şeyler söyleyebilmeliyiz. Şimdi bir kitle oluştu tapıyorlar böyle hiç laf söyletmiyorlar. Ya böyle her zaman adamı kişiyi ön plana çıkaran ideolojiler çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. O yüzden bence artık böyle şeye bakmalıyız ya yani icraate bakmalıyız yani kişinin kendisine değil de tabii ki hayran olabilirsin, sevebilirsin de bence bu böyle çok e, reisim, reisi cumhurum falan noktasına gelmemeli. Taşak geçmek için yapabilirsiniz ama bence böyle çok acayip dokunulmaz, tanrısal falan noktaya getirmemeliyiz. Herkes böyle mesela yapacağı şeyin sonuçları olacağını bilerek hareket etmeli mesela kimseye mutlak sonsuz bir güç vermemek gerektiğini düşünüyorum ben böyle kişiler üzerinden Türkiye'de çünkü öyle bir şey var herkes böyle bir kişiye tutuluyor sonra fanatik gibi onun üzerinden mesela yani kişisel bir şey olmamalı bu bence yani ülkenin daha güzel olması için herkes birlikte uğraşmalı evet basın açıklamamı da yaptıktan sonra. Ya şey işte ya kendi podcast'im bir white guy gibi e, hiç kimsenin umurunda olmayan kendi politik düşüncelerimi de <laughs> bu vesileyle açıklamak istedim yani. Neyse işte o, bunu söylemek istedim. Ümidim var 2022'den. Umarım 2023 olduğunda yani 2022'nin sonlarında ulan geçen yıl ne kadar da salakmışız ha 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 filan diye bir podcast bölümü yapmak zorunda kalmam yani. Umarım her şey her şey harika olur yani. En azından bir başlangıç olur. Bir böyle filizlenme bile olsa benim için çok büyük, müthiş bir şey yani bu. Neyse işte yılımızı değerlendirdik. Yeni yıl için ben şey yapmayı çok seviyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Resolution list yani hedefle hedeflediğim şeyler. Size geçen sene için hedeflediğim şeyleri hemen açmak istiyorum. Ajanda tutuyorum ben bu arada. Yani her yıl böyle ufak tefek hedefler koyuyorum kendime ve onları gerçekleştirmek için çabalıyorum işte. Yani büyük ölçüde gerçekleştiriyorum. Bazı şeyler hiç olmuyor genelde. Mesela şey diyorum 2-3 yıl önce şey diye düş bir şey yazmıştım. Sigara içilen ortamda asla durmayacaksın. Ama tabii ki sevgilim sigara içtiği için bu iptal yani maalesef. Ya sonuçta balkonda da içse dumanı geliyor yani maalesef. O yüzden bir de arkadaşlarımın neredeyse hepsi içiyor yani. Öyle bir şey olmadı yani o hedefimi gerçekleştiremedim. Ya da işte her gün çizim yapacaksın. Bu hedefimi de gerçekleştiremedim Çok e, şey bir hedef yani zor bir hedef benim için. Ama birkaç tane hedef koymuştum onları gerçekleştirdim. Atıyorum işte 30 bin takipçiye ulaşacaksın falan. Bu tarz bu ufak tefek hedeflerimi gerçekleştirebildim mesela. Bence tatlı bir şey bu yani. E, hemen bakıyorum şimdi ajandamdan size okuyacağım. Neyse bayağı bir baktım bulamadım. Ee, yapmamışım herhalde geçen yıl. Çünkü bir yere galiba soğumuştum böyle şeyler yapmaktan. Ama bu yıl yine yapasım geldi. Böyle ufak tefek hedefler belirleyesim geldi kendime. İyi oluyor yani iyi geliyor insana böyle küçük küçük şeyler yazıp. Ondan sonra senin sonunda aa bunu da yapmışım bunu da yapmışım diye sevinmek yani. Güzel bir motivasyon oluyor. Her neyse e, bu arada dedim ya herkesin Noel'ini kutluyorum diye. Uzun zamandır bu konuyla ilgili konuşmak istediğim bir şey var. Şimdi ben e, benim çoğu kişi şey zannediyor. Benim sadece mesela eleştirdiğim tek din İslam zannediyorlar. Oysa ki ben mesela videolarımda bunu çok açık bir şekilde net bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bütün semavi dinler, bütün böyle hani kutsal kitaplı dinler birbirine çok benziyor ve ben mesela birini eleştirdiğimde aslında diğerlerini de şey yapmış oluyorum. Çünkü çok benziyor. Bir sürü kural birbirine bayağı benziyor. Tamam çok temel farklılıklar da var ama benim genelde eleştirdiğim kısımlar atıyorum işte kadın düşmanlığı, gay düşmanlığı bu tarz şeyler genelde e, diğer kitaplarda da oluyor ve tamam e, herkes farklı yorumluyor sonuçta. Mesela bir Müslüman olan biri hayır benim kitabımda öyle bir şey yok çünkü şu 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 ayet şu 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 ayet diye yorumlayabilir gerçekten istediğiniz gibi inanabilirsiniz ne mutlu size yani güzel huzurlu bir şekilde size mutluluk veriyorsa ibadetiniz ne bileyim inancınız. E, çok güzel şeyler bunlar yani hiçbir şey söylemiyorum. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, Budizm'de de her, bütün her şeyde bu geçerli yani. İnsanlara zarar vermeden kendini mutlu edecek şekilde inanıyorsan, ibadetini yapıyorsan ya da yapamıyorsan ibadetini ama sadece inancın varsa falan bunlar güzel şeyler. İnsana iç huzur veren şeyler falan. Bunu geçtim ama Mesela bazı insanlar sanırım beni yanlış anlıyor. Ben işte İslam'la ilgili kafama takılan veya işte problemim olduğunu düşündüğüm bir şeyi söyledim de ya da işte İslamcı birine ya da ne bileyim işte bu dini kitapları, zartları, zurtları falan dini sayfaları eleştirdiğimde insanlar bana kendi dinlerini anlatmaya geliyorlar bazen biliyor musunuz? Bunu size hiç anlatmamıştım. E, ve bu benim gerçekten hiç hoşlanmadığım bir durum. Eee... Mesela diyorum ki ya işte İslam'da da var, bu Hristiyanlıkta da var. İşte şöyle bir durum var, boşanmak şöyle bir durum, işte geyilik şöyle falan gibi söylediğimde bir Hristiyan geliyor mesela benim DM kutuma ve ya işte 12 havariler şöyle böyleydi. Biliyorum sen İslam hakkında şöyle düşünüyorsun ama Hristiyanlık aslında hiç öyle bir din değil. Ben sanki bilmiyormuşum, dinleri araştırmamışım gibi ve kendi kanıma varmamışım ve sizden böyle şey bekliyormuşum, size sormuşum gibi. Aa acaba hangi dine inansam? Bana kendi dinleriniz hakkında bilgi verir misiniz acaba falan diye bir soru yöneltmişim gibi. Gelip böyle DM kutumda paragraflarca bana işte Hristiyanlık övücü. E, ya başka dinde de olsa bu arada aynı şekilde gıcık olurum ama. E, sadece mesela ya İslam'da da tek tük oluyor mesela böyle geçen bir mail geldi. O kadar ukala bir mail ki sildim ya ama şey size hatırladığım kadarıyla e, söyleyeyim. Ya işte senin davranışlarından ve videolarındaki üslubundan İslam cehaleti akıyor. Bence İslam'la ilgili çok eksik bilgim var. İstersen sana anlatabilirim. İstediğin her şeyi sorabilirsin. Çünkü tam bir İslam cahilisin falan böyle. Hani böyle ukala ukala ya işte sen bir bok bilmiyorsun bu din hakkında. Öyle sallamasyon sallamasyon konuşuyorsun. Sanki ben herhangi bir şey düşünüp de herhangi bir yargıya varıp o dinle ilgili mesela kendi fikrim olamaz yani. Ben yanlış biliyorum o doğrusunu biliyor o dinin ve bana öğretecek yani. O kadar ukalaca o kadar Allah'ım o kadar geri zekalıca ki yani bir şey söylememek için zor tuttum kendimi ama gerçekten çok ukalaca çok geri zekalıca onu böyle alıp o maili e, Twitter'da Instagram'da böyle uzun uzun paragraflarca ağzına sıçmamak için kendimle böyle savaş verdim. Sakin ol Meryem. Sakin ol önemli değil. Tamam. yapmışız bir salaklık. Kendimi sakinleştirdim yani o şekilde. Çünkü gerçekten inanılmaz sinirleniyorum. Ya bunun bir şey olmasına geçtim. Ee, ya karşındakine böyle sormadan akıl verme falan olmasına geçtim. Ya senin ge senin zekanla dalga geçiyor yani. Sanki sen bilemezsin. Ya gelmiş orada şey yapıyor sana din anı. Ya bir de mesela şöyle bir durum da var. Bazı e, dinlerde mesela e, evet işte tebliğ falan filan ama yani bana yapma abi tebliği ya. Gerçekten kalsın yani sağ ol. Ben cehenneme gitmek istiyorum. Bana tebliğ yapma yani. Teşekkür ederim ama. Ya bence ben sormadığım sürece böyle şeylerin yapılmasının çok kaba olduğunu düşünüyorum. Ve bazen cevap yazmak istiyorum. Demek istiyorum ki ya sen bana anlatıyorsun o kadar 12 havari bilmem neyi de. Yani bu arada Hristiyansanız lütfen alınmayın. Gerçekten lütfen alınmayın. Müslümansanız da aynı şekilde. Yani sadece şey diye düşünün ya. Ben mesela geliyorum size böyle 10 tane video çekiyorum. Neden ateist olmanız gerekir? işte neden İslam şöyle zararlıdır? Neden neden İslam şöyle sıkıntılıdır? Neden Hristiyanlık böyledir falan diye böyle akıl verir gibi saçma salak videolar çektiğimi düşünün. Siz de sinirlenmez misiniz yani? Birden böyle ben kitleme böyle bir şeyler yap. Yani hiç siz bana böyle bir şey istemediniz benden mesela. Ama ben size böyle videolar yapmaya başlıyorum. Çok saçma bence. Aynı şekilde gelip ben böyle sanki hiç Hristiyanlığı araştırdım Yani ben böyle sadece İslam'ı biliyormuşum ve başka e, semavi dinleri hiç araştırmamışım gibi bana böyle işte Hristiyanlığı anlatıp beni Do you have a moment to talk about Jesus filan gibi böyle kapımı çalıp <laughs> ya tam anlıyorum bir yere kadar iyi niyetlerinden yapıyorlar ama gerçekten çok um, hiç hoş gelmiyor yani bana bu böyle kabak tadı veriyor yani bir yerden sonra işte istersen sana İncil gönderebilirim de şunu yapabilirim de bunu yapabilirim de falan filan hoş değil yani gerçekten hoş değil hani eğer benim böyle gerçekten ba Diğer kutsal dinler hakkında falan bilgi sahibi olmadığım için böyle bir düşünce yapım olduğunu düşünüyorsanız lütfen öyle düşünmeyin. Ben zaten diğer dinleri de araştırdım, yeterince bilgim var ve ben kendi özgür irademle bu dinleri seçmemeye karar verdim zaten. O yüzden e, hani mesela ben işte Noel kutluyorum. Ya çok basit bir şey bile bu insanları set off yapmaya yetiyor mesela. Ben burada Noel kutluyorum ya da başka bir Hristiyan bayramını kutluyorum falan. Gelip ertesi gün mesaj kutuma ya işte Noel kutlamışsın çok sevindim çok mutlu oldum. İşte istersen Hristiyanlıkla ilgili şöyle 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 şey yapabilirim falan gibi. Hoş değil. Her neyse şimdi asıl konumuza geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi siz bana bu arada güzel mesajlar atıyorsunuz onları da görüyorum. Yani böyle teşekkür edemiyorum kalp atamıyorum. Çünkü hepsine kalp atmaya kalksam yıllarım gidecek yani. O yüzden çok özür dileyerekten şey yapamıyorum size. Teşekkür edemiyorum oradaki kişisel olarak ama çok 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 güzel mesajlar geliyor. Çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Kedi köpeklerinizin fotoğraflarını atıyorsunuz. Birlikte beni izliyorsunuz falan. İşte ya da bir başınızdan geçen bir bir şeyi anlatıyorsunuz. Ee, bir yerden o bana bağlanıyor. Çok mutlu oluyorum böyle çok ufak bir dokunuş bile yaptığım için insanların hayatında bu çok mutluluk verici bir şey. O yüzden o güzel mesajları okumayı çok seviyorum tamam mı? Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bana e, sürekli Sayfa gönderenleriniz var. Bakamıyorum hepsine. Ee, bu hafta biraz bakabildim tamam mı? Mesaj kutumda. Bana birkaç tane sayfa göndermişsiniz. Ne olur şunu incele, ne olur bunu incele diye. Ulan dedim bu kadar gönderiyor insanlar. İnceleme mi istiyorlar. Bari e, normal şeyde şu anda kanalda kitap incelemesi var. Normal kanalda yapamıyorum. E, yapsam çünkü kitap incelemesi iki hafta ertelenecek. Bu sefer kitap incelemesi isteyenler kuduracak falan. Bari dedim podcast'te birkaç tane bu sayfalardan inceleyeyim. Eğlenceli olur çünkü her zaman çok güzel oluyor Instagram'da sayfa incelemek burada. Yani nasıl mesela bir konsepti vardır bazı podcast veya işte video YouTube kanallarını Reddit'ten atıyorum içerik incelerler sürekli TikTok'tan içerik incelerler. Ben de Instagram'dan içerik incelemeyi bayılıyorum gerçekten çünkü çok farklı bir orası. Şimdi şeyle başlamak istiyorum bana biriniz şey yolladınız, yolladınız Ahya İstanbul diye bir sayfanın gönderisi. O kadar sinir oldum ki okuyunca yani okumak istiyorum şimdi. Neden olsun böyle iki tane ellerini iki yana açan ve omuzlarını silken bir kadın illüstrasyonu var. Ve altında da şey yazıyor. Neden olsun? Çok duyuyoruz. Bir kadın her şeyi yapabilir. Tüm zorlukların üstesinden tek başına gelebilir. Yalnız da her şeyi başarabilir. Peki kadının fıtratı? <laughs> i̇şte beni kanser eden kelime. Arkadaşlar fıtrat kelimesine bir de biliyorsunuz ben çocukluğumdan beri böyle dini şeylerle çok haşır neşir olduğum için hem işte eğitimim dolayısıyla hem ne bileyim işte etrafımdaki insanlar dolayısıyla bu e, dini dile çok maruz kalmış bir insanım. O yüzden ekstra cringe oluyorum fıtrat denince. Fıtrat kelimesi sadece böyle kadının Doğasının ne kadar ezik olduğunu ve erkeğin ne kadar basbeç yaratıldığını anlatmak için. Yani bunu izah etmek için kullanılan bir kelime. Ama ne yapalım? Fıtrat öyle. Fıtrat. Yani yaratılış anlamına geliyor. Ee, sadece mesela kadınlar doğuştan, işte yaratılıştan şöyledir böyledir. Allah onlara şöyle özellikler vermiştir. Ee, submissive olmalılar, itaat etmeliler. Şunu yapmalılar, bunu yapmalılar. Ama erkekler de fıtratül azim olarak <laughs> yönetmek için, ailenin evin direği olmak için, kadınların önünde diz çökmesi için falan filan yaratılmışlardır tamam mı? Bir sürü çocuk doğurmak için ve o çocukları da yönetmek için ve hepsinin başında bir otorite olmak için yaratılmışlardır. Erkeklerin fıtratında da bu vardır. Bas beç olmak vardır. Neyse, sol ayağınıza giydiğiniz ayakkabı hiçbir zaman sağ ayağınıza olmayacaktır. Çünkü yaratılışına terstir. Erkek herhalde burada sağ ayak oluyor, kadın da sol ayak oluyor ya da vice versa yani kadın sağ ayak, erkek sol ayak. Yani demek istiyor ki çok benzersiniz ama aslında hiç benzemiyorsunuz. Biriniz sol ayaksınız, biriniz sağ ayaksınız ama ne hikmetse bir ayak, bir ayağın üzerinde otorite yani. Bir ayak yürüyor, öbürü arkadan sürünüyor yani sakat bir ayak bu yani verdiği örneğe göre hiç, hiç öyle bir denklik yok yani kadınlar erkek arasında İslam'da ya, ya da İslam'da demeyeyim de çünkü kendi dinamini kuran çiftler de oluyor tabii ki. Ama bunların işte savunduğu şeyde öyle bir şey yok yani. E, çünkü bakın şimdi. Kadınlar da yaratılış itibariyle naif, hassas, narin varlıklardır. Bir çocuğa akşam yemeğini neden yapmadın diye sormak ne kadar abesse, bir kadına da fıtratına aykırı işleri neden yapmıyorsun diye sormak o kadar abestir. Yani bir şeyler başarmak, kendi başına kendi ayaklarımız üzerinde durmak kadının fıtratına aykırıymış. Yani kadına bu kadından böyle şeyler beklemek çok abesmiş. Çünkü kadın sadece yaratılışına göre narin falan olduğu için herhalde oturup çocuk doğuracak. Çünkü çocuk doğurmak hiç de inanılmaz acı veren bir şey değil. Çok narin bir aktivite erkekle sevişiyorsunuz ondan sonra pırt 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 böyle sihirli bir şekilde çocuklarınız doğuyor yani hiç acılı değil çok narin varlıklarız ya. O yüzden böyle lömbür lömbür çocuk doğurmamız bekleniyor ve evimizin şey olmamı yani çocuklarım evimin kadını, çocuklarımın anası olacağım yani benim fıtratımda bu var çünkü. Yaşadığımız asır kadını sınırından fazla güçlü olmaya, öğrenmemesi gereken şeyleri öğrenmeye itmiş olabilir. Ne gibi mesela öğrenmediğim şeyleri öğrenmek derken yani Öğrenmemesi gereken ne var kadınların? Bir işte başarılı olmak mı? Erkekler gibi işe gidip gelmek mi? Yani bunları mı öğrenmememiz gerekiyordu? Okulda başarılı olmak mı? Ne bileyim işte başarılı bir öğrenci olmak, başarılı bir akademisyen olmak, araba sürebilmek falan mı yani bunları mı öğrenmememiz gerekiyordu? Kadının içindeki şefkat, merhamet, haya, edep gibi yaratılıştan gelen... Bir de bu var arkadaşlar. Haya, edep. Yani kadın her şeyden utanmak zorunda. Yani kadın var olmaktan bile utanmak zorunda. O yüzden böyle her tarafını bir şeyle, örtüyle örtüyor zaten. Çünkü şey de bir utanç sebebi yani. Vücudumuzun var olması da bir utanç sebebi bazılarına göre. E, ama böyle kadın hep haya, edep, haya falan adı altında. Her şeyden çekinen, her şeyden utandırılan, böyle aktif olarak sosyal yaşama topluma katkı sağlayamayan böyle aciz yaratık böyle bir ucubik şey yapamayan olamamış bireyler yani böyle olmaları isteniyor kadın yani bunların kafasındaki ideal kadın figürü o haya edep çünkü bu demek yani haya edep sürekli bir şeylerin ayıp olması size bir video şey yapacağım cenk uygur Türk Amerikalı yani Türkiye'de doğmuş Türk ama belli bir süre sonra Amerikalı sayılıyor yani çünkü onların kültürüne göre büyüyüp yetişmiş. Şey anlatıyor. Bizim e, Türkçe'de İngilizce çevrilemeyen bir kelime vardır. Ayıp. İşte şunu yapamazsın, because it ayıp falan diye ayıp kelimesini açıklıyor. Hayâ, haya, edep falan olayı da öyle bir şey işte. Yani biz başka kültürlerde yani böyle İslami olmayan kültürlerde ya da işte böyle kadınların kendilerinden utanması gerekmeyen kültürlerde var olmayan bir kelime. Ayıp sadece bizim bizim gibi kültürlerde var bilmiyorum başka tam çevirisi var mı başka dillerde bilmiyorum da İngilizcede tam çevirisinin olmadığını söylemişti. Bu benim çok ilginç bulduğum bir düşünce düşünceydi. Misafirlikte şunu yapma ayıp. İşte şunu söyleme ayıp. Şöyle oturma ayıp falan gibi. Her şeyden utanacağız. Her şey ayıp olacak. Edepli, adaplı olacağız. Hayalı olacağız. Yani bu, bu bizim hayatımızı mesela idame ettirmemizdeki temel motivasyon bu olacak. Hayasız, edepsiz olmamak mesela. Bacaklarını ayırarak oturdun, hayasızsın, edepsizsin. Osurdun mu? Hayasızsın, edepsizsin. Bir kadın olarak işte kahkaha mı attın dışarıda mesela? Hayasızsın, edepsizsin. Hep o var olmayan böyle çizgileri çok net bir şekilde belirlenmiş ama bir yandan da görünmez olan haya ve edep çizgilerine göre hareket edeceksin. Videoyu koydum aşağı arkadaşlar. Yani YouTube şeyinin altından görebilirsiniz. Cenk reacts to Turkish shame. Yani Türk ayıbı bambaşka bir şey. Bizim topraklarımızda Orta Doğu'daki ayıp Batı'daki ayıptan çok başka bir şey. Çünkü bizimki haya edip olan ayıp. Erkek de kadın da yaratılış itibariyle birbirinden farklıdır. Her ikisinin de birbirinden üstün olduğu özellikleri vardır. Which is a fucking lie. Yani bizim erkeklerden üstün olduğumuz taraflar ne biliyor musunuz? <laughs> İşte şefkatli, narin, işte çok şey olmamız falan, çocuk doğurabilmemiz falan bunlar gerçek üstünlükler değil. Erkeklerin üstün olduğu şeyler çok farklı. Durun mesela size örnek vereceğim. Bakın erkeğin kadından üstün olduğu konular. Gözetmek ve korumak. Devam etmek ve muhafaza etmek. Yani burada herhalde sikmek demek istiyor. <laughs> Soyun devamı ve muhafazası çünkü. İşte dine hizmet dışarıda çalışma, kadınlara verilmeyen veya daha az verilen doğal nitelik ve güçlere sahiplermiş. Akıl ve beyin falan her açıdan böyle daha üstünler. Ama kadınlar da çok sevkatli, çok naif <laughs> falan buna inanmamızı istiyorlar. Neden olmasın diyerek kadınları her türlü ideolojilerini kabul ettirmek isteyenlere soruyoruz. Neden olsun? Ya doğru neden olsun? Her şeyi yapabilir, tüm zorlukların üstesinden tek başına gelebilir, yalnız da her şeyi başarabilir. Neden bunları yapsın ki? Başaramasın hiçbir şeyi, yalnız kalamasın, başkalarına muhtaç olsun, zorlukların üstesinden tek başına gelemesin, tek başına bir birey olamasın, hiçbir şey yapamasın, böyle pasif mal bir birey olsun. Yani neden yapsın ki bunları? Yapmasına ihtiyaç yok, gerek yok. Zaten bir uzantı olarak yaşayabiliyor bizim sahip olduğumuz inanç sistemine göre, değil mi? Böyle demek istiyorlar resmen yani hani bir uzantı olarak yaşayabilecekken ya bu arada hiçbir kadın müthiş şeyler başarmak zorunda değil. Sadece kadın olduğu için, insan olduğu için bazı şeyleri hak eder yani. Burada hiçbir sıkıntı yok. Kadınlar da erkekler de temel haklarına sahip olabilmek için ya da işte ne bileyim insan olarak saygı görebilmek için müthiş şeyler başarmış olmalarına gerek yok. Ama yani bir kadın neden mesela normal toplumdaki herhangi üretken bir birey gibi bir şey yap, yapamasın yani? İşte neymiş? Bunlar ideolojikmiş aslında. Kadınlara zorla bir şey yaptı. Ya abi sen oturuyorsan otur kaçın üstüne. Başkalarını niye engelliyorsun? Neden olsun diye illüstrasyon hazırlamışsın ya. Yani bunu harcayacağım mesaiyi bir şey olmamak için harcayabilirsin yani. <laughs> Mesela harcamayabilirsin yani. Oturduğun yerde oturabilirsin. Niye başkalarını engelliyorsun? Neden olsun diyor. Çünkü kadınların aktif olarak sosyal hayatta toplumda yer alması, kadınların aktif olarak bir şeyler yapması, bir şeyler başarması aykırı bir şey, ideolojik bir şey gibi geliyor onlara. Oysa ki özgürleştirici bir şey. Bir insan özgür o yani en temel ihtiyaçlarımızdan biri özgürlük ya. Bir insanı özgürleştirici şeylerden biri ekonomik özgürlüğü olması. Ne bileyim işte başkalarına bağımlı olmaması, tek başına yaşayabilmesi. Ya bunu burada sanki kötü bir şeymiş, ideolojik bir şeymiş gibi şey yapmışlar. Ya ben ilk kez mesela bunun bu şekilde kelimelere döküldüğünü, illüstrasyonlu, millüstrasyonlu hazırlayıp böyle bir üstüne bir çalışıldığını ilk kez gördüm. Yani genelde çünkü kadını sosyal hayattan koparmak isteyenler böyle mal erkekler oluyor. Yani böyle muhafazakar amcalar falan oluyor. Ama böyle bir şeyi ilk kez görüyorum yani. Hani genelde sanırım bunların bu da şeyin başının altından çıkıyor. Böyle değişik dernekler, tarikatlar, ilim ve bu arada ilim ve kültür derneği bilim demiyorlar mesela çünkü bilim yapmadıkları için ama yaptıklarının çok saygın ve acayip bir şey olduğuna inanmamızı istiyorlar. O yüzden B'yi çıkarıyorlar ilim ilim. İlimin de tanımını yapıyorum hemen size. Gerçekle birebir olarak örtüşen ve bu konuda merak ile inanç üzerinden araştırma gerçekleştirme durumuna ilim denmektedir. Ah, anlamadım ama e, belli bir alana ait sistemli bilgi birikimini ifade eden disiplin. Bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek. Bir sürü şey var. Yani bilimin yandan <laughs> Yani bilim olmayan şey aslında. Ya böyle düşünce ya düşünce şeyiysen, düşünce araştırma derneğim falan da de yani ilim, ilaim. Neyse. <laughs> yani bu tarikatlar, bu şeyler, değişik e, dernekler, topluluklar falan filan o kadar bazen tehlikeli hale geliyorlar ki. Ya burada çok tehlikeli bir görüş yok. Sadece kadınlardan pasif olmalarını uzantı gibi yaşamalarının. It's okay to be an uzantı falan diye böyle olumlayan bir mesaj şey yapmışlar. Umrumda değil yani bu arada. Yani öyle yaşamak isteyen yaşasın beni ilgilendirmez de şey yazıyor mesela. İşte din camiden ibaret değildir. Evde de ibadetinizi yapabilir yani yok olmak aslında. Dünya üzerinden yok olmak. Sadece orada bir şey olarak var. Düşünce ya böyle soyut olarak var olmak. Hiç dışarı çıkmayacaksın. Pencereden bile bakmayacaksın mesela ki bu insanlar şey olsun yani rahatlasın. Storylerine bakıyorum. Cumartesi aman Allah'ım çok heyecanlandım. Heyecan sardı yine içimizi. Cumartesi eşittir bir termos daha getirin. Çay koymuş mesela. <laughs> çay şeyi böyle ince belli bardakta çay illüstrasyonu. Bir termosu. Guys we're having a fucking wild night. Bir termos daha getirin. Mesela ben hiçbir şekilde umurumda değil. İçsin çayını yani cumartesi günü herkes dışarı çıkıp içki içmek, eğlenmek falan zorunda değil. Eğlenmenin farklı yolları da vardır. Belki sen evde oturup bir termos çay içerek evleniyorsun, eğleniyorsun. Saygı duyuyorum. Taşak geçtim az önce. Ama bu saygı duymadığım anlamına gelmiyor. Saygı duyuyorum. İstediğini yapabilirsin yani. Hiçbir şekilde beni ilgilendirmez. Benim üstüme düşmez. Benim haddime değil yani. Ama mesela ben aynı şekilde bir gönderi paylaşsam. Cumartesi heyecanı sardı yine içimizi. Cumartesi eşittir bir kadeh daha getirin yazsam mesela. Dünyanın en büyük orospu çocuğu olurum ben. Aman Allah'ım ne paylaşmış. Ay. Alkol almak, orospu. İşte akşam çıkacak, gezecek, eğlenecek. Tecavüze uğrarsa hakkıdır falan. <laughs> yani böyle gerçekten böyle düşünen insanlar tanıyorum ben arkadaşlar. Kıçımdan uydurmuyorum. Siz de tanıyorsunuzdur ya. Nerede yaşadığımızı biliyoruz yani hepimiz. O yüzden yani bu çiftte çifte standart beni çok üzüyor çünkü. Bundan bahsetmek istiyorum aslında. Çok üzücü yani. Tam o da benimle taşak geçsin. Ay kadehmiş. Gört, zort, götüm falan desin ama bundan daha ileri gitmesin yani. Bunu yapan kötü bir insandır. Oros budur. Aranıyordur falan filan. Ya da işte bak nasıl ahlaksız. Alkol içiyor. Domuz da yiyordur kesin falan. Ya sana ne yani kardeşim sana ne? Neyse işte bu gönderi beni çok trigger etmişti. Birkaç kişi yolladı. Öyle yorumlamak istedim. Çok da Keyifli olmadı. Yine sinirlendik günün sonunda ama neyse başka bir sayfaya geçiyorum o zaman. Şimdi biriniz bir sayfa göndermişti bana. Daha böyle hafif bir sayfa. Kayseri mizah. Arkadaşlar ben bu sayfayı görünce soundboard almaya karar verdim kendime. Çünkü gülme kahkaha efektsiz bunları okuman mümkün değil. O yüzden podcast'e sonradan ekleyeceğim bu kahkaha efektlerini. Allah kadına kıskançlık üzerine yazılım yaparken gülmekten ağlayan surat. Erkeğe ne olursa olsun inkar et formatı atmış. Gülmekten ağlayan surat, bir tane daha gülen surat, gülmekten ağlayan surat, bir tane daha gülen surat, gülmekten ağlayan surat. hashtag Kayseri, hashtag İstanbul, hashtag Ankara, hashtag İzmir, hashtag Türkiye. Hepsi böyle. Hepsinde gülmekten ağlayan surat ve iğrenç bir espri var. Oho yat diyorlar. Ne yatması? Gece yeni başlıyor Hacı. Facebook'un gülen suratı var ya dedelerin kullandığı. Onu kullanmışlar bir de çirkin bir bebek şey fotoğrafı koymuşlar. <laughs> Kel erkeklere aşık olmayın kızlar. Saçına sahip çıkamayan size hiç sahip çıkamaz. Gülmekten ağlayan emoji, gözünü kapatan maymun emojisi, gülmekten ağlayan emoji, gözünü kapatan maymun emojisi, gülmekten ağlayan emoji. <laughs> Ay harika bir sayfa. İnternetten tanışıp buluştuğunuz kişiler profil fotoğrafından farklı çıkarsa farkı hazine ödeyecek. Vay mizah diyorsun yani kanka. Yılmaz Özdil birden gözlerimin önünde şimşekler çaktı yani. Aferin diye ilaç ismi mi olur arkadaş? Bu havada üşütmeyi nasıl becerdin geri zekalı der gibi. Gülmekten ağlayan surat, gülmekten ağlayan surat, gülmekten ağlayan surat. Sevgili bulmak için geldim. Hepinizle kanka oldum. Allah sizi kahretmesin. Hala sevgilim yok. Gülmekten ağlayan surat, gülmekten <laughs> Aklıma bu sayfanın admini olarak sizin aklınıza kim geliyor bilmiyorum ama. Benim aklıma böyle bir memur tamam mı kesinlikle memur yani başka bir meslek düşünemiyorum bu adam için veya kadın için veya non binary artık her neyse cinsiyeti cinsiyet atamayalım. <laughs> ya yani memurların öyle taraklarda bezi yok pek ama neyse işte memur böyle göbekli falan hafif ama zayıf yani bir yandan zayıf zizil bir yandan da göbeği var skinny fat dediğimiz tipte bir memur yani ve bütün gün çok koyu bir demli bir çay içiyor tamam mı? Öyle bir tip getirin gözünüzün önüne. Çok koyu demli bir çay içtiği için ve iki tane de şeker attığı için o incecik zaten bir damla çay var o ince belli bardaklarda. Onun içine de iki tane küp şeker atınca ağzı gerçekten bok gibi kokutuyor o çay tamam mı? <laughs> Küçükken öğretmenlerinizle soru falan çözerken bu kokuyu tadımlamışsınızdır, deneyimlemişsinizdir. Oradan özellikle dershaneye falan çok gitmiş olanlarınız varsa Hatırlayacaksınız o kokuyu. Burun sinirlerinizin şimdiden yamulduğunu hissedebiliyorum. Ee, i̇şte o kokuyu düşünün tamam mı? Sürekli ağzı öyle kokuyor bu kişinin. Ve sürekli mesai arkadaşlarına zevzek zevzek espriler yapıyor. <laughs> Ve herkes böyle ya işte Ekrem de bizim komiğimizdir ya. Ekrem de komedyen çok da komik espriler yapar falan diye böyle götü kaldırılmış ağız. Espriden anlamayan salak arkadaşları arasında ve kendini gerçekten komedyen zannediyor ve kendine böyle bir sayfa açmış Kayseri mizah. Bir tane şey vardı ee, İsveçli bir kadının e, çamaşır asma çalışması vardı. Çamaşırlardan böyle hayvan şekilleri meydana getirmiş. Alpler gibi bir yerde asmış çamaşırları böyle masmavi gökyüzü. Bir tane kahverengi mont asmış, bir tane de böyle tişört asmış değişik. İkisi yan yana gelince inek gibi gözükmüşler böyle o çamaşırlar inek şeklinde olmuşlar. Kayseri mizahın bu resmi gördüğü anda hemen deep fry bir şekilde bu arada bu fotoğrafları nasıl bu kadar mesela ben bu fotoğrafı gördüğümde e, ya yani fotoğrafı çeken kişinin adıyla gayet yüksek çözünürlüklü bir şekilde gördüm ama nasıl bu kadar deep fry yapıyorlar bu fotoğrafları anlamıyorum. Yani oradan oraya paslana paslana ebesi sikilmiş fotoğrafın. Çözünürlüğü 800 çarpı 600'e düşmüş. Ve üstüne şöyle yazmış. Kocasına trip atan kadın kocasının çamaşırlarını yıkayıp asmış. <laughs> Gülmekten ağlayan surat. <laughs> 50 kilo erkek mi olur lan? Erkek dediğin 75 olur, 80 olur, 90 olur, kalıplı olur. Ne o öyle Çin malı gibi? Şurada bir paylaşım yapayım da. Daha birleşik. Beni öldü sanmasınlar. İki tane gülen surat. Ama bir tane şey. Bir tane gülen surat var ya. Çok zevzek gülüyor böyle. Gözler sonuna kadar açık. Ağzı öyle ee! diye açık. O şekilde gülen surat. Ne bileyim belki merak edenlerim vardır. Gülmekten ağlayan surat. Gülmekten ağlayan surat. Yeni sahte faca açıp eşime yazdım. Konuştuk. Meğersem ben öleli iki sene olmuş. Niye söylemiyorsunuz lan? Gülmekten ağlayan surat bir göz kırparak bir yandan dilini çıkaran surat. Gülmekten ağlayan surat. Gülmekten ağlayan surat. <laughs> keşke, keşke her şey bu kadar basit olsaydı ya. Keşke her şey Kayseri mizah sayfasındaki mizah gibi olsaydı ya. Ne kadar mutlu olurduk değil mi? 980 TL doğalgaz faturası geldi. Bunu hapis cezasına nasıl çevirebilirim? Kayser'in ee, Kayseri miza gülmekten ağlayan surat. Bu arada daha iki gün önce bu, bunu tweet olarak gördüm. Birisi tweet atmıştı. Tweet'i çaldığı yetmemiş. Üstüne bir de kendi şeyini koymuş. Kayseri mizah diye. Kendi uydurmuş gibi. İçerik de çalmış yani. Evet bu sayfa böyleydi. <laughs> Sizle paylaşmak istedim. Yani gerçekten bana hangi... Ya nasıl, nereden buluyorsunuz bilmiyorum. Ve hangi motivasyon atıyorsunuz ama... Muhteşemsiniz ya. Bu bu sayfayı atan kişiye çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi, Bay Testosteron sayfanın adından da anlamışsınızdır zaten olayı. Bay Testosteron erkeklerin testosteronlarını doğal olarak artırmalarına yardımcı oluyorum. Ne yapıyorsun acaba? Yani neyse. <laughs> Kadınlar her istediklerini yapmalarına izin veren erkeğe saygı duymazlar. Senden hoşlanabilirler ama sana asla saygı duymayacaklar ve bu yüzden sana kötü davranacaklar. Bu arada ben bu tarz böyle take the red pill yok işte bilmem inseller falan böyle insanların gerçekten hayatlarında böyle yani sosyal olarak çok kapalı bir durumda olduklarına inanıyorum ya yani düşünüyorum ya düşünüyorum değil öyle zaten. Ya bu bu arada ayıp bir şey değil sosyal olarak başarısız olmak, insanlarla düzgün iletişim kuramamak. Yetiştiğiniz ortamdan da olabilir, DNA'nızdan da olabilir, her şeyden olabilir. Yani kişiden kişiye değişen bir durum bu. Bunun için insanları suçlamıyorum, çocukları, gençleri suçlamıyorum. Yani sosyal olarak yeterince aktif olamadıkları ya da işte kadınlarla nasıl iletişim kuracaklarını bilemedikleri için falan olabilir. Yani gerçekten olabilir insanlık hali. Ama bunu gidip böyle dallayarak dal, dalayarak tiplerden öğrenmeye çalışıyorlar ya her şeyde yanlış öğreniyorlar. Hem onlara yazık oluyor hem de bu aptal gerizekalılar kendilerini böyle otorite zannediyorlar. Neymiş testosteron arttırmalarına yardımcı oluyormuş erkeklerin. Oysa ki hiçbir doğruluğu olmayan aptalca gerizekalıca <laughs> yani insana sadece zarar verecek düşünceleri yani böyle güya şey yapıyor kendinizi koruyun işte bilmem ne yapmayın falan derken bu sefer gerçekten sosyal ilişkileri sakatlayacak, karşı tarafa falan zarar verecek bir şeyleri doğruymuş falan gibi bu çocuklara anlatıyorlar. Çok üzülüyorum yani bunu yapanlar da 30-40 yaşında eli sikinde geri zekalı erkekler oluyor genelde. Neymiş? Kadınlar her istediklerini yapmalarına izin veren erkeğe saygı duymazlar. Çünkü kadınlar bir şey yapmadan önce erkeklerden izin almalılar değil mi? Bunun üzerine söylenmiş zaten bu doğru olarak kabul edilmiş. Bunun üzerine inşa edilmiş bu argüman yani. Kadınlar Erkeklerden her şeyi yapmaları konusunda izin alacaklar ve erkekler de bazı şeylere izin vermeyecekler ki saygınlıklarını korusunlar. Yani ortada ne, ne düzgün iletişim kurulan bir ilişki var. Bir kere düzgün bir iletişim bakın şimdi size 2011 yılında tanıştık sevgilimle. 10 yıldır beraberiz 3 yıldır evliyiz. Size nasıl bir normal bir ilişki sürdürülebilir nasıl normal ilişki kurulur bunun çok kısa bir hemen şeyini yapacağım ipucunu vereceğim. Böyle aptalca şeylere inanmamak. Ya eğer bir sıkıntın varsa konuşabilirsin. Bir yere giderken izin almak değil. Aşkım ben buraya gidiyorum haberin olsun. Tamam teşekkür ederim sevgilim. İşte bilmem ne dikkat et kendine falan filan. Bu ya o kadar basit ki her şey aslında. Ya bu çok komplike hale getiriyorlar ve böyle kural. Ya sanki böyle karşılarında kadın değil köpek varmıştı. Köpek eğitmeye çalışıyorlarmış oraya işeme falan böyle tuvalet eğitimi vermeye çalışıyorlarmış. Sanki gibi karşılarındakine bir insan muamelesi değil. Eğitim alması gereken bir canlı muamelesi, hayvan muamelesi yaptıkları için e, hiçbir zaman başarılı olamıyorlar. Hep böyle fail ilişkileri oluyor. Ondan sonra da bu ilişkilerden kendilerini suçlu değil kadınları suçlu tutuyorlar. Kadınlardan nefret ediyorlar bu sefer. Evrensel bir doğru gibi falan yazmış. Ya, o yüzden diyorum tabii ki benim ilişkimde otorite değil. Ama evrensel bir doğruymuş gibi yazmış. Hemen anında yalanladın. Böyle bir şey yok yani her istediklerini yapmalarına izin veren erkeğe saygı duymazlar. Erkek sen yani erkek sen izin vermeyeceksin, hayatı dar edeceksin, kıskançlık yapacaksın, sorun çıkaracaksın, kötülük yapacaksın. Böyle köpek eğitir gibi otorite kurmaya çalışacaksın falan. Bu arada köpek eğitmek derken köpekleri de aşağıladığım da yok. Ama mesela köpekler biz biz onları koruyabilmemiz için atıyorum köpeklere niye tasma takarız? Ben senin otoritenim. Benim her dediğime uyacaksın. Köpeğimsin sen benim falan diye değil, değil. Yolda koşup başına bir şey gelmesin. Değil mi? Çünkü onun öyle bir iradesi yok. Anlamıyor, bilmiyor her şeyi. Araba çarpabilir, birisi bir şey yapabilir falan filan. Tas mı takıyoruz o yüzden? Ya da işte başka eğitimler veririz. Kendi sağlığı, kendi iyiliği için. İşte kendi güvenliği için, değil mi? Yani ona ya bir hayvana verdiğimiz eğitimde aslında biz kendimizi ya tabii ki şey yapan insanlar da var. Çok kötü bir şekilde eğitip kendini otorite görüp hayvanları bunun için kullanan insanlar da var. Ee, ama genel olarak mesela hayvanını seven bir insan, hayvanına mesela ben kedilerim dışarı kapıyı açıyorum tamam mı? Hemen apartman başına çıkmak istiyorlar. Ama apartman boşluğuna çıkarlarsa oradan dışarı çıkabilirler. Dışarı çıkarlarsa araba izleyebilir, başlarına kötü şeyler gelebilir, korkabilirler, stres olabilirler. O yüzden ben onlara dışarı çıkmamasını öğretiyorum hemen gelin falan diye onları içeri sokuyorum. Aslında olay bu yani. Ama iki insanın arasındaki ilişki öyle değil. Bir biri birinden daha iyi biliyor, biri birinin güvenliğini düşünüyor falan değil. İkisi de özgür irade sahibi, ikisi de akıllı insanlar olduğu için aralarındaki ilişki çok farklı oluyor ve bir tanesi bir tanesine itaat etmeye çalıştığında genelde sonuçları yani hoş olmuyor. Böyle ilişki yürütenler de var ama yani sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İzin verme, izin alma. Ya böyle hep şeye geliyor mesela bir kişi otorite, biri kıskanıyor. Ya hep böyle birisi diken üstünde olacak. O öyle bir şeye dayalı oluyor o zaman ilişkiler. Gerçek toksik erkeklik neymiş? Fahişelerle seks yapmak, kadınınızın edepsizce giyinmesine izin vermek. Aman Allah'ım. Wattpad romanında mıyız? Hayırdır kardeş ne oluyor? birden seviye öyle bir rezalet bir yere çıktı ki ben böyle normal insani bir şekilde açıklamaya çalışıyorum ama kadınınızın edepsizce giyinmesine izin vermek gibi bir noktaya ilerledi. Ailenizin sorumluluğunu almamak. Kimse ailesinden sorumlu olmak zorunda değil. Aile bireyleriniz farklı, kendi iradelerine göre hareket edebilen akıllı. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Bu sayfalarda hep şöyle bir şey var. Tek akıllı kendisi. Diğer herkes geri zekalı, diğer herkes aptal, diğer kimse bir şey beceremez, otorite olacak o yüzden. Ya bu yüzden aslında kendilerine çok gereksizce bir e, şey yükledikleri için, sorumluluk yükledikleri için bu sorumluluğun altında böyle bacakları titriyor, eziliyorlar. Sonra da dünyaya ve kadınlara öfkeleniyorlar bunun için. Ailemin amına koyayım, kadınların amına koyayım, dünyanın amına koyayım. Biz senden böyle bir şey istememiştik ki zaten. Yani biz senden güçlü, alfa, müthiş ey, falan birini olmanı istememiştik ki egzersiz yapmamak toksik erkeklikmiş. Kadınsı davranmak bu da toksik erkeklikmiş. <laughs> Konum Başakşehir. Başakşehir Onur Kent. Oturduğu <laughs> siteyi etiketlemiş. Geri zekalı ya. Kadınlar hayallerinin peşinden giden erkekleri ister. Erkekler de bunu yaparken kendilerine destek olacak kadınları ister. Allah'ım o kadar Zavallıca ki yani o kadar ezikçe ki. Kadınlar genelde destek olmaz senin kurduğun hayata katılırlar yazmış altına biri. Ve en fazla 22 yaşında falan profiline baktım. Ya o kadar acıyorum, o kadar üzülüyorum ki. Gerçekten çok üzülüyorum. Ya, ben Fatih ile evlenirken hayallerinin peşinden gitsin. Ben ona destek olacağım falan böyle bir şeyle amaçla evlenmedim. İkimiz de hayallerimizin peşinde. O isterse gider istemezse gitmez. Ben gideceğim yani. Ben hayallerimin peşinden gideceğim. Ve ben şu an çok sevdiğim bir işi yapıyorum mesela. Çok her günde daha başarılı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani. Ve Fatih de beni her konuda destekliyor. İlk günden beri de destekliyor mesela. Onun da yapmak istediği bir şey olsa ben de ona istediği şeyde destek olurum. Her zaman da mesela farklı bir şey yaptığında da her zaman ona destek oluyorum yani. Neymiş? Kadınlar e, ee, hayallerinin peşinden giden erkek istiyorlarmış. Ya yani kendileri hayal kurmuyorlarmış kadınlar. Böyle bir erkek istiyorlarmış. Erkekler de destek olacak kadın istiyorlarmış. Yani kadınlar hayal kurmayacak, hiçbir şey yapmayacaklar. Sadece 24 saat böyle sizin arkanızdan Hoo! size destek olacaklar yani. Ya, ya gerçekten 3 yaşında mı ya? 3 yaşında mı ya? Çok merak ediyorum ben. Bir erkeğin vücudu zihniyeti hakkında çok sayı ortaya çıkarır. Evet, biraz da body shaming. Yani kaslı olmayan bütün erkekler gerizekalıdır demek istemiş sanırım burada da. Yani vücuduna bakmıyorsan, vücudun işte kiloluysan ya da çok böyle şeysen, zayıfsan o zaman gerçek bir erkek değilsin. Zihniyetin çok mal bir zihniyet. E, alfa erkek olmak için hemen e, kas yapman lazım. Kariyerini çocuklarından üstün tutan bir kadınla hiçbir şekilde evlenmeyin. Mecburiyetten çalışmak zorunda kalan bir kadınla kariyeri için çocuklarını bir yabancının ellerine bırakan bir kadın arasında çok büyük. Yani demek istiyor ki kadın evde otursun çocuk baksın. Böyle bu arada çok acayip görseller falan kullanmış. işte çıplak kadın görselleri, kaslı erkekler falan. Ama az önce okuduğum ah ya İstanbul'un kafa yapısından yemin ediyorum zerre farkı yok ya. Zerre farkı yok yani full circle. Bir de yazmış ki büyük kırmızı bayrak. Yani bu kadar çeviri olabilirdi bir şey. Red flag derler yani hani işte bir insanla ilgili toksik bir insan olabileceğiyle ilgili e, uyarılar, işaretler falan. Bunu direkt kırmızı bayrak olarak çevirmiş. <laughs> Büyük kırmızı bayrak. <laughs> Seçici serotonin geri alım inhibitörleri yani antidepresan da bulunan araylardan bahsediyor. Cinsel işe bozukluğuna neden olma olasılığı en yüksek antidepresan sınıfı gibi görünmektedir işte hastaların %30 ile %60'ının tedaviye bağlı. Evet, gerçekten öyle. Yani şöyle mesela ben antidepresan kullanırken e, bunu yaşadım ve çoğu insan yaşıyor SSRI kullanan ama geçici bir şey çünkü antidepresanı sonsuza kadar kullanmıyorsunuz. Depresif olduğunuz, işte anksiyetenizin çok yüksek olduğu zamanlarda tedavi görmek için terapiyle birlikte destekli tedavi görmek için bir yıl, 2 yıl, kimi zaman 3 yıl falan. Gerçi 2 yıldan fazlasını bilemiyorum. E, doktorunuza falan göre değişir yani ve sahip olduğunuz işte hastalığın seviyesine falan göre değişir ama zaten maksimum bir iki yıl sonra bırakıyorsunuz. İşte normal hayatınıza dönüyorsunuz yani. Şey demek istiyor antidepresan alma depresif ol geber işte hani depresyondan normal işlevlerini bile yerine getiremeyecek hale gel. Anksiyeteden beynin patlasın ki panik atak anksiyete falan yaşayan bir insan olarak Düşmanımın bile başına gelsin istemem yani öyle bir his yani öleceğinizi düşünüyorsunuz yani panik atak öyle bir his e böyle kalbiniz çok yüksek atmaya başlıyor duvarlar üzerinize geliyor nefes alamıyorsunuz damarlarınız böyle anlatamayacağım bir his yani isteyen hiç yaşamamış olan varsa internetten araştırıp bakabilir de kalp krizi gibi bir şey yani öleceğinizi düşünüyorsunuz yüzde bin öleceğinize eminsiniz yani böyle yere düşüyorsunuz yani neyse. Diyor ki yani bunu yaşamak ya psikolojik hastalıklarla cebelleş ama SSRI gibi çok basit ve güzel bir tedavi yöntemi kullanma. Tamam mı? Çünkü God forbid skin kalkmaz, boşalamazsın. İnanam yani bu dünyadaki bütün problemlerden çok daha önemli bir problem demek istiyor yani. Yeter ki skin kalksın ve hayatın berbat olsun yani. Psikolojik durumun berbat olsun. Yeter ki skin kalksın bu yani. Sanki öyle bir durumda insanın öyle bir şey düşünmeye mecali oluyor. Evet cinsel hislerinizde gerçekten azalma oluyor. Ama ilacı bıraktıktan sonra her şey yavaş yavaş eski dönüyor arkadaşlar. Hiç üzülmenize gerek yok. Yani çok ciddi mental rahatsızlıklar yaşamaktansa, çok böyle acayip psikolojik problemler yaşamaktansa yani seks sırasında boşalmayı var. Bilmiyorum bir şekilde hallediliyor yani. Siz böyle şey zannediyorlar böyle cinsellik dünyanın en önemli şeyidir. Her şeyin merkezindedir. O yüzden ilaç kullanırsam aman Allah'ım benim sonum olur bu falan. Ayrıca böyle abarttığı gibi bir durum da yok şimdi aranızdan kullanmayanlar, bu konuyu bilmeyenler falan varsa şey zannediyorlardır kesin. Aman Allah'ım bitti, battı cinsel hayatım. Sikimi bir daha kullanmak, dükkanı kapatıp anahtarı, kilidi vurup anahtarı da denize. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sevişiyorsunuz yine yani. Sadece çok az bir azalma oluyor. Yani Acayip bir yere koymuş kafasında cinsel ilişki yani. Ve o SSRI'ların etkilerini böyle acayip şey zannediyor. Hiç hayatında kullanmamış çünkü antidepresan. Bu arada böyleler yani. Hayatlarında hiç deneyimlemediği şeyler üzerinden yorum yapıyorlar. Hiç kullandın mı antidepresan? Yani ne oldu? Sikin şeyinden bacakların arasından içeri mi kaçtı yani? vücudun içinde mi kaçtı? Hayır abi sadece ufak bir azalma, isteksizlik oluyor. Hayatın boyunca inanılmaz miserable bir şekilde depresif mi olmak istersin yoksa arada bir daha az sikişmeyi mi istersin yani inanılmaz ya, öyle bir noktaya koymuş ki ilişkilerde de böyle mesela yani belki de kayda değer ilişkileri bile olmamıştır tamam mı ya da kadınlarla yaşadığı şeyler kendi hatası olmasını geçti böyle çok acayip şeyler yaşamamıştır çok uzun ilişkiler yaşamamıştır Başarısız olmuştur birkaç kere ve hayatı bunun üzerinden yorumluyordur ilişkileri falan böyle. Yani hiçbir şeyi doğru dürüst yaşamadan Üstüne böyle acayip kurallar yazıyorlar. Ya genelde yaşları da küçük oluyor bunların. Ama yaşları büyük olup da bu dal devam eden ve bu aptal çocuklara kanaat önderliği yapanlar da var. Ya böyle kadınlara karşı onları dolduruyorlar falan gereksiz bir şekilde. İlişkilerini böyle geri dönülemez şekilde şey yapıyorlar, mahvediyorlar. Yani çocukların beyinlerine giriyorlar falan. Oysa her şey o kadar basit ki yani inanılmaz böyle de, acayip denklemler haline getiriyorlar. Böyle insani ilişkileri falan. O kadar böyle acı ya çok üzülüyorum. Bu çocuklar gerçekten çok üzülüyorum. Bunların fikir babalarına, bunları böyle eğiten, geçiştiren, geri zekalı böyle alpha male falan diye ortalıkta gezen hıyarlara da çok üzülüyorum. Acıyorum yani. Böyle birlikte o kadar yanlış bir fikrin savunuculuğunu yapıyorlar ve bu uğurda hem kendilerine hem etraflarındaki kadınlara ve diğer insanlara o kadar fazla zarar veriyorlar ki yazık kafana na na diyorum sadece. <laughs> Üzüldüm. Bu sayfayı okuyunca harbiden üzüldüm yani bu kişiye. Hayat bu kadar zor olmak zorunda değil arkadaşlar. Salın biraz ya. Kullan antidepresanını. Kendine gel. Sürekli kas yapma zorunluluğu falan filan yok. Gidip o cheese burgeri yiyebilirsin. Kendini mutlu hissedebilirsin o gün. Ertesi gün tekrar sağlıklı beslenebilirsin. Yani böyle kendinize inanılmaz acayip kurallar koymak, ya bu çok şey bir zavallıcı bir hayat biçimi yaşam biçimi olmalı yani sürekli kendinize böyle acayip kurallar koymak ve e, çok sevimsiz ya çok yazık yani gerçekten hayattan hiç bir gram keyif aldığını düşünmüyorum bu tarz böyle her şeyi bir kurala bağlayan alfa erkek olacağım falan diye kasan zavallıların bu yüzden mutsuz olduklarını düşünüyorum. Bir salsalar hayatı salsalar kendilerini zaten her şey gel kendileri olsalar belki de potansiyelleri açığa çıkacak. Böyle aptal aptal insanlara inanıp onların peşinden gitmektense. Hayatlarını boş yere harcıyorlar işte. Yani bir kadının da mesela bu erkek bu tek bu tarz bir erkekle mutlu olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü günün sonunda izin vermeyeyim. işte bilmem akıl oyunları yapayım, kıskanayım, şuraya gideyim, böyle yapayım. Yok işte doğursun, çocuk yapsın, işe gitmesin, bakıcıya çocuk bırakmasın. Çünkü şöyledir, böyledir. Böyle acayip aptalca kurallar ya böyle hayat. Yaşamak bu kadar işkence olmak zorunda değil arkadaşlar ya. Yani daha neşeli, keyifli yaşayabilirsiniz gerçekten yani. Gerek yok böyle kaslı ada, siyah beyaz kaslı adam fotoğraflarının üzerine aptalca sözler yazarak ve bunlara inanarak yaşamanıza gerek yok yani. Çok ziyan hayatlar bunlar çünkü. Neyse ee, bugünlük bu kadar diyelim. <laughs> Bana gönderdiğiniz sayfalar arasında dikkatimi çeken 3 tane sayfayı inceleyeyim dedim. Bilmiyorum ileride belki video da yaparım bu şekilde. Çünkü arada gerçekten böyle sayfa incelemeli videolar yapıyordum. Son zamanlarda podcast'e kaydırdım bu durumu. Ama isterseniz ara ara video da yapabilirim yani. Her neyse hepinizi çok çok öpüyorum. İyi yıllar diliyorum. Hepinize güzel 2022'ler olur. Umarım hepiniz hepimiz için. Ve umarım yılbaşınız da çok iyi geçer. Ee, öpücükler yolluyorum. Ve kapatıyorum artık. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.